Chat programımıza başlıyoruz. Efendim bugünkü Kocatepe'den Bakış adlı programımızın konuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekili AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Ali Özkaya. Sevgili vekilim, öncelikle gecikmeden dolayı özür dileyerek hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Faruk Bey, sevgili Faruk Bey ve değerli dostlar, sizlere ve ekranların başında izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Evet, yine programımızda olmazsa olmazlarımız sevgili Ömer Mazi Bey. Sevgili Mazi, hoş geldin. Tekrar aramıza katıldın. Sağlıklı gördük, mutlu olduk. Ve Polat Yılmaz Eyvallah. Bey, efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Evet, Ömer Bey, isterseniz sizinle başlayalım sorularımızı. Vekilimize ne sormak istersiniz? Buyurun. Şimdi vekilimiz olmasının ötesinde Anayasa Komisyonu Başkan Vekili olması dolayısıyla son günlerde Türkiye'nin özellikle CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP dörtgeninde çok gündemde olan, çok tartışılan bir konu var. İşte bir anayasa çalışması yapıldı, yapılmadı falan. Bu konu hakkında ne düşünür? Bildiğim kadarıyla işte 12 Eylül 1982 anayasasından bugüne kadar anayasa zaten Türkiye'de değiştirilmek istenmiştir. Tüm partiler bunu istemesine rağmen bugüne kadar maalesef değiştirilemedi. Neden değiştirilemedi? Özellikle de AK Parti 18 yılı aşkın bir süredir hükümet olmasına rağmen bu çok tartışılan, hiçbir siyasi partinin istemediği bu anayasa neden değişmiyor? Öncelikle şunu söyleyeyim, teşekkür ederim. Anayasanın değiştirilmediği kısmı doğru değil. Anayasada zannediyorum 30'un üzerinde değişiklik oldu. 1982 Anayasası ile ilgili dönem dönem değişiklikler oldu. Ve en son yaptığımız 6773 sayılı kanunla da anayasa kökten değişti. Yönetim sistemi değişti. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Esasen burada CHP, İyi Parti ve HDP'nin, Saadet Partisi'nin müşterek yaptığı anayasa çalışmaları bugünkü anayasamızın başlangıç hükümleri birinci, ikinci ve üçüncü maddeleriyle bu maddeleri güvence altına dördüncü maddesi yani değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez denilen hükümleri değiştirmeye yönelik bir anayasa değişikliği üzerine toplandı bu dört parti. Yoksa bir anayasa değişikliği demokratik bir anayasaya geçelim mantığıyla değil, Türkiye'nin eyaletlere bölünmesi, başkentinden yönetim sistemine kadar birçok şeyin değiştirilmesi, vatandaşlık yapısının değiştirilmesi gibi çok temel konularda fikir beyan edildi ve bir çalışma yapıldı. Hatta ben Anayasa Komisyonu'ndayım, Başkan Vekiliyim, siz de söylediğiniz gibi İbrahim Kaboğlu Bey de bizim komisyonumuzun üyesi. Daha önceki birkaç komisyon çalışmaları sırasında bu çalışmalardan bahsetti. Dört partinin bir araya geldiğini, kendi başkanlığında da bu çalışmaların yapıldığını söylemişti. Burada sorun bunun bir gizli kapaklı yapılmasıdır. Çok önemli. İki, anayasanın başlangıç kısmındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısının bozacak. Türkiye'yi eyaletlere ve farklı yöntemlere, yönetim şekillerine değiştirecek, Türkçeyi, Türk dilini, istiklal marşını, Cumhuriyet'in niteliklerini gibi temel kavramları tartışmaya açan bir anayasa çalışmasıdır. Sorun olan kısımları burasıdır. Bu bölümlerde CHP'nin HDP ile aynı yolda yürümesi ve kendisini milliyetçi zanneden İyi Parti'nin de onlara dayan da olması ve Saadet Partisi'nin de bu ortaklığa su taşıması sorunu ortaya çıkarmıştır. İşin özü budur. Teşekkür Ama ediyorum sevgili vekilim. bu dediklerinizi İyi Parti özellikle Saadet Partisi hadi CHP kısmen kabul ediyor bile o diye düşünsek diğerlerin yetmesi külliyen imkansız gibi gözüküyor. Yani nasıl Hayır. ortak bir şeyde Hayır. buluşabildiler? Hayır. Bence orada buluştukları kanaatindeyim. Bir de ama İYİ Parti'nin bir genel başkan yardımcısı ısrarla bir şeyler söylüyor. Diyor ki Kamil Erozan ile
Osman Okuta. Bu ikisi çıkıp konuşsun diyor. Başkaları değil. Bu çalışmaları yapan bu iki, bir önceki milletvekili, biri mevcut milletvekili. Erozan Bey de bizim komisyonumuzun üyesi. Niye bunlar hiç konuşmuyorlar? Çünkü bunlar yazıldı, çizildi. Video kayıtları var, kamera kayıtları var. Yarın hepsi çıkacak. Bunu söyleyen kişi bende kaç saatlik video çekimleri var diyor. Benim komisyonumda başkanlığını yaptığım birkaç kanun teklifi ve dokunulmazlık görüşmesi sıralarındaydı. Biraz daha büyük, yanlış hatırlamıyorsam 1960 ihtilaliyle ilgili kanun çalışmaları sırasında İbrahim Kaboğlu Bey uzunca bu çalışmadan bahsetmişti. Komisyon tutanaklarında da vardır bunlar. Onların bunu söylemesi lazım. Tabii yanlış bir iş yaparsanız, gizli saklı, milletten saklı bir iş yaparsanız ve yaptığınız iş sizin güya savunduğunuz değerlerle tam zıtsa, taban tabana zıtsa, bu ortaya çıkınca bunu savunamazsınız ve ondan sonra da üzerinize yapışmasından korkup bu bölücülük damgası size yapacak endişesiyle inkar edersiniz. Ben bir şey öğrendim. Hayatta hiçbir şey gizli kalmıyor. Gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir özelliği var. Mutlaka bu da çıkar. Teşekkür ediyorum sevgili vekilim. Polat Bey, buyurun. Sizin sorunuzdan sonra ilimizin ilimizde yapılan yatırımlara dönelim. Buyurun. O zaman aynı konuyu devam ettirmek isterim. Şimdi bilebildiğim kadarıyla bu anayasa çalışmasının yapıldığını bütün partiler reddediyor. Halbuki biz bu programımıza da yapıldığını biliyormuş gibi yorumlar yaparak başladık. Bunu neye dayanaraktan böyle bir açıdan baktık? Bunu sormak isterim. İkincisi de mesela kim reddetti? Yani İYİ Parti Genel Başkanı reddetti. Saadet Parti Genel Başkanı Meral Akşener reddetti. Saadet Parti Genel Başkanı reddetti. Reddetmedi. Tam tersi dedi ki, hatta Sayın Akşener sözünü kesti. Biz konuştuk dedi. Onların dediği gibi değil ama şöyle konuştuk. Şunu yaptık derken susturdu. Yoksa reddetmedi. Erdal'ın kaç tane açıklaması var? Erdal'ın kurduğu toplanıldığını ve orada gündeme geldiğini söyledi. Yoksa oturup dört parti resmi olarak herhangi bir anayasa çalışmasında bulunmadığını söyledi. Bunu niye dayanarak böyle bir çıkış yapıldığını sormak isterim. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide ve hukuktaki reform yapacağız demesinin biraz açar mısınız? Herhangi bir oluşmuş taslak var mı? İşte yeni yılda da meclise geleceğini biliyoruz. Bu konuda halka aydınlatır mısınız? Şimdi birincisi, bakınız en son Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimiyle beraber 24 Haziran 2018 tarihinde oldu. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün unsurlarıyla yürürlüğe girer. Ben 2015 7 Haziran seçimlerinden beri milletvekiliyim. Sayın Kaboğlu da aynı dönemden beri milletvekili. Sayın Kaboğlu dedi ki, biz o seçimlerden önce benim başkanlığımda bu partilerden milletvekilleri ve heyetlerle toplandık. Onların derdi güya Sayın Cumhurbaşkanı seçilemeyecek ve yeniden parlamenter demokrasiye döneceğiz ve anayasanın birinci, ikinci, üçüncü maddelerinde değiştirecek bir çalışma yaptılar. Fakat 24 Haziran'da yine Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanımızı seçip de onların hayalleri suya düştükten sonra ve yapmış oldukları gizli çalışmada anayasanın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddesini değiştirmeye yönelik hususlar ortaya çıkınca bundan dolayı mahcubiyetleriyle geri döndüler ve şimdi bunu saklamaya çalışıyorlar. Kendi açıklamaları onlarca sosyal medyada Sayın Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Kaboğlu'nun da, Sayın Akşener'in de hepsinin açıklaması var. İşin özü bu. Geldik Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına. Tabii Türkiye 3 ayrı yargı strateji reform belgesi yayınladı. Birisi 2009 yanlış hatırlamıyorsam, birisi 2015, biri de en son 2018. Bu yargı strateji reform belgesinde onlarca yapılması gereken yargı ile ilgili atılması gereken adımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımız da ben de bu birçok kanun çalışmasında bulunan bu strateji reform belgesinin görüşüldüğü kanun çalışmalarındaki heyetin içinde bulunan bir milletvekili olarak
defalarca görürsün. Yani bu şu ana kadar biz 3 paketini çıkarttık. Belki 10 paket olabilir. Yani adım adım değişik kanunlar oluyor. Yani insanoğlu hep tekamül eden, gelişen bir varlıktır. İnsan sosyal vakalarda değiştikçe ihtiyaçlar değişiyor. Eskilerin mecellenin bir sürü hükmü var. Ezmanın tegayyürüyle ahkamın tegayyürü inkar olunamaz diyor. Yani zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkar olunamaz. Dün doğru olan bir kısım, yani tabii hukukun genel ve mutlak ilkeleri vardır. Bunlar hiç değişmez. Ama ihtiyaçlar değişebiliyor. Mesela biz arabuluculuk müessesesini getirdik. Önce iş mahkemelerinde zorunlu kıldık. Sonra ticaret mahkemelerinde zorunlu kıldık. Şimdi tüketici mahkemelerinde zorunlu kıldık. Yeni bir başka kanuna çalışıyoruz. Yani istiyoruz ki bir ihtilaf çıktığında o hızlı, adil, seri bir şekilde sonuçlansın. Veyahut da hiç mahkemenin önüne gelmesin. Mahkeme dışında ama mahkemenin hukuk yöntemleriyle çözülebilecek yöntemleri bulalım. Biz buna hukukta alternatif çözüm yolları, alternatif uyuşmazlıkları giderme yolları diyoruz. İşte uzlaşmacı var, arabulucu var, hakem var, tahkim var. Birçok hükümler. Ceza kanununda, ticaret kanununda hükümler var. Bir de tabii Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi çok önemli bir konu. Siz Trump da birçok defa açıkladı malum. Biz Türkiye'ye müdahale ettik. Türk lirasını değerini düşürmek için saldırdık. Ekonomik saldırı yaptık diyor. Şimdi ekonomik saldırı yaptığı zaman siz de kendinizi ister istemez kasmak ve buna tedbirler almak durumundasınız. Tedbir aldığınız zaman ekonominin bazı bölümlerinde sorunlar ortaya çıkıyor. İşte bunu şeffaf, güvenilir, açık, hesap verilebilir yöntemlerle geliştirmek, yeniden konuşmak gerekiyor. Bir 15 Temmuz'u yaşadık. 15 Temmuz büyük bir travmaydı, büyük bir işgal girişimiydi. Bu işgal girişimini atlatmak için olağanüstü hal ilan ettik. 2 yıl sonra olağanüstü hali kaldırdık ama bunun tasfiyesine yönelik kanunlar var. Belki bunların bir kısmını da yeniden düzeltmemiz gerekiyor. Artık Türkiye hamdolsun onların önemli bir kısmını aştı. Terörle mücadelede FETÖ'yle, PKK'yla, DAEŞ'la etkin mücadele yine bir şekilde, yoğun bir şekilde devam edecek. Ama belki ceza muhakemeleri kanunu gibi belirli kanundaki hükümlerde daha normal düzeltmemiz gereken hususlar olabilir. İşte bunların müzakerelerinin edilip tartışılıp bunları adım adım atmak ve Türkiye'nin hukuk standartlarını yükseltmek, demokrasi standartlarını yükseltmek, şeffaflık ve hesap verilebilirliği daha açık hale getirmek ve böylece de yatırımları cazip hale getirmek, uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye getirmek için atmamız gereken adımları müzakere edip konuşuyoruz. İnşallah bunları da atacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili vekilim, geçen hafta Sayın Afyonkarahisar valimiz ve heyetinizle beraber Afyonkarahisar'da çok ciddi turizme, turizm açısından yatırımlar yapılıyor. Onları yerinde görmek, denetlemek için Ayazindi, Döverdi, oralara gittiniz. Oralardaki o çalışmalar nasıl gidiyor, onu merak ediyor vatandaş. Fevkalade güzel gidiyor. Yani biz yaklaşık bir 3 ay kadar önce Sayın Valimiz yeri geldikten sonra idi. Hep beraber toplandık. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Kültür Bakanımıza gittik. Afyon'un tarihi ve turistik değerlerini daha fazla öne çıkaralım diye. Kendimize burada lokasyonlar belirledik. Tabii Frigya'nın kalbi Ayazini, İksaniye ilçemiz çok büyük kısmı burada. Öncelikle Demrek Gölü'nün, Döver'in, Emre Gölü'nün etrafında iyi bir piknik alanı, rekreasyon alanı oluşturalım. Arzu ettik ve burayı hava balonlarıyla birlikte aynen Kapadokya bölgesinde olduğu gibi, çünkü orada göl yok. Bizde de peribacaları var, tarih var, turizm var, yeşil alanlar var. Bizde ilaveten bir de göl var. Bunları bir bütün halinde yapalım istedik ve şimdi projesi çizildi, ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. İnşaatın da yaklaşık %70'i falan yapılmış durumda. Ocak ayı itibariyle Emre Gölü'nün etrafı bitecek. Sonra bir diğer projemiz de Ayazini Köyü. Ayazini Köyü 3000 yıllık Frigya'nın metropolis merkezi. Kayalardan oyma büyük kiliselerinin olduğu,
belki de tarihteki ilk apartmanın, kaya içi oyulan apartmanı yapıldı ve 3 kat içinden geçe geçe yükselerek merdivenlerle üst katlara çıkıyorsunuz, odaların olduğu ve onlarca şapellerin, küçük kiliselerin olduğu, mezarların olduğu bir büyük tarih merkezi. Şimdi burayı Türkiye'nin işte meşhur olan Bursa Cumalıkızık gibi, İzmir Şirince Köyü gibi bir yer haline getirelim. Köyde belirli cadde ve sokakları restore edelim. Orası tarihi sit alanı olan yerdeki bu mezarların, kiliselerin, şapellerin önünü kaplayan yıkılacak binaları temizleyelim. Onların önünü açalım. Restorasyon sonrası o bölgede, bu bölgenin yiyeceği, içeceği, yöresel lezzetlerin sunulduğu bir alanlar oluşturalım. Karşılama alanıyla birlikte otobüslerin park edeceği yer olsun ve insanlar Afyon'a gelen hem otellerdeki turistler bu bölgeye gelsin, hem de en fazla para bırakan Çin ve Japon turistler gibi biraz daha tarih ve kültür turizmi yapan ülkelerin insanlarını da buraya taşıyalım. Bölgeyi canlandıralım istiyoruz. İnşallah o da 3-4 ay içinde belli bir noktaya gelecek. Yani inanıyoruz biz Afyonkarahisar halkı olarak buralara çıkar isek çok ciddi turizm potansiyelinin olduğu yerler ve insanlar oraya gelenler bir daha gelecektir, bir daha gelecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum sevgili vekilim. Ömer Bey, buyurun. Şimdi turizm konusu biraz hassas ve derin bir konu. Çünkü turizmi sadece valilik, belediye eliyle yapmaya çalışırsak bir ayağı her zaman eksik kalır. Çünkü turizm özellikle dışarıdan gelebilecek turistleri Frigya'da dolaştırmak için seyahat acentelerinin devreye girmesi lazım. Onların bir Afyon'u, Frigya bölgesini bir destinasyon merkezi haline getirmesi lazım. Bu aslında bu Frigya ile birlikte Afyon'da bir değil birkaç gün birden insanların zaman geçirebilecekleri kadar geniş alanlar, geniş tarih ve kültür, doğa turizmi için birçok şeyimiz var. Fakat bunu bir türlü harekete geçiremedik bugüne kadar. Bunun da işte birçok sebebi var. En azından şimdi birkaç yıldır hareketlenme olması da güzel. Mesela Kapadokya'daki bu kadar meşhur olmasının ve bu kadar çok turist ağırlamasının en büyük sebebi Antalya'dan bir gece konaklamalı Kapadokya'ya her gün en az 50-100 arasında otobüs gidiyor. Bu her otobüste aşağı yukarı dolu gidiyorlar ve oradaki balon turizmini de, oradaki diğer turizm konaklama geceleme sayısını da, diğer satışları da özellikle Antalya'dan giden turistler sağlıyor. Biz Antalya'ya Kapadokya'dan çok daha yakınız ve farklı özellikle de termal turizmle birlikte biz Antalya'daki turistleri birçoğunu bir ya da birkaç gece konaklamalı Afyon ve bölgesine, Frigya'ya çekebiliriz. Bu konuda sadece Vali Bey'in, belediye başkanı veya sizlerin çabaları maalesef bir yere kadar. Ondan sonrasını turizmin profesyonelleri, seyahat acenteleriyle yürütmemiz lazım. Ve bu konuda da çaba harcamanızı bekliyorum açıkçası. İnşallah biz de aynı düşünüyoruz. Yani burada aynı fikirdeyiz. Mesela orada Afyon'un önüne gelen bütün büyük otellerimizin küçük birer butik otellerinin olmasını arz ediyoruz. Onların mesela birer restoranları olsun arz ediyoruz. İstiyoruz ki bu otellerimiz... O çok özür dilerim ama doğru bir taktik değil ve kimse de ona girmez. Türkiye'nin hiçbir yerinde de böyle bir benzeri yok, örneği yok. Bekleyin, sabredin. Sabredin. Bunu göreceksiniz inşallah. Ve onların çalıştığı seyahat ajantaları, onlarla beraber çalışan turizmciler, şimdiden birçok talipler var ve onlar orada şu anda bir kısım insanlar yer almaya başladılar. Oradan konaklar almaya başladılar ve restorasyon oldukça da bunu daha da hızlı bir şekilde göreceğiz. Ben hafta sonu Ayazeli'ndeki hemşehrilerime söyledim, dedim ki lütfen arazilerinizi bir yıl bekleyin, bir yıl satmayın. Bir yıl sonra satın. Çünkü bugünkü değerin en az 5 katı veya 10 katı olacak. Buradan da söylüyorum sizin aracılığınızda.
Orası çok güzel bir noktaya gelecek. Seyahat ajantaları da, otellerimizde, vilayetimizde, sivil toplumumuzda, basın, sizler de, medyada hep beraber inşallah bunu yarınlara taşıyacağız. Bunu da akıl ve istişareyle yapacağız beraberce. Teşekkür ediyorum. Polat Bey buyurun. Sayın Vekilim, sizin Afyon ekonomisiyle ilgili olduğunuzu elbette biliyoruz. Son olarak benim notlarımda şu var. Kaplıca ve termal otellerin idare paylarının ötelendiğini açıklamıştınız en sonda. Ben şunu sormak isterim. Sizin de memleketiniz olan Dinar'da maden tetkik arama kurumu 950 milyon ton, 1 milyar ton civarında 3500 megawatt gücünde bir termik santral yapılacağını söylemişti. Bu konudaki projeler, çabalar veya ilerlemeler nedir, ne durumdadır? Tabii Polat Bey, takdir edersiniz ki bu çok büyük bir yatırım ve bu büyük yatırım dünya konjonktürüyle de çok yakına ilgili. Kömür bulundu, net. Bunun kaynağı, miktarı, enerjisi vesaire her şeyi sonuçlanmış durumda. Dünya ekonomisinin bu içinden geçtiği süreçte tabii bunu yapmak için yaklaşık en azı 5 milyar doları bulan bir yatırım. Bu yatırımın yerli kısmını yapacaksak belki 10 parçaya bölüp etap etap yapmak zorundayız. Değilse uluslararası bir yatırımla da bir zaman alacak. Bu da Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik hayatla çok yakından ilgili. Türkiye önceliğini zaten yenilenebilir enerjiler. Rüzgar, güneş enerjisi, biyogaz, jeotermal bunlara verdi. Ve sonra yerli kömür ve hidroelektrik santraller, en son doğalgaz. Türkiye AK Parti geldi %60'tı doğalgazdan elektrik üretimi. Bu şu anda %35 civarına indi. Sıfıra yakındı yenilenebilir enerji. %10'u geçti. Geçen hafta bir gün %17'ye çıktı. Bunların hepsi adım adım yürüyen ve gerçekten çok iyi noktaya gelen bir durumdayız. Dinar'daki de her şeyiyle sonuçlandı. Şimdi büyük bir bu yatırımı faaliyete geçirecek inşallah kredi görüşmeleri ve o süreç takip ediliyor. Dua edelim Türkiye şu süreci hızlı atlatsın. Bu pandemi bize ciddi bir içinden çıkan, büyümemize vesile olan yeni dünyalara, yeni ufuklara açıldığımız bir süreç yaşatsın ki o madenimizi değerlendirelim. Teşekkür ediyorum. Tekrar ilimize dönecek olursak sevgili vekilim, AK Parti gönül belediyeciliği ile Afyon'un büyük bölümünde belediyelere sahip. Bu belediyelerimize yatırımlar ne düzeyde, eksiği olan belediyelerimiz var mı ki? Vatandaş soruyor, yani gönül belediyeciliği diye yola çıkan AK Parti'de neler yapıldı? Belediyelerinden bahsedebilir mi Sayın Vekilimiz diye bir soru aldık. Belediyelerimizin çok büyük kısmı gerçekten samimiyetle ve bu ister istemez tabii pandemi nedeniyle devletin gelirleri de azalıyor. Gelirleri azaldığı için belediyenin payı da ister istemez azalabiliyor. Merkezi gelir toplamada sıkıntı yaşanıyor. Tüm buna rağmen gerçekten bütün arkadaşlarımız, tek tek her belediye başkanımızın yaptığı işleri söyleyebilirim. Belediyemiz sözlerinin çok önemli bir kısmını yerine getiriyoruz. Bu hafta mesela Cuma günü belediye başkanımız Mehmet Zeybek Bey, Merkez İlçe Başkanımız, başkan yardımcısı arkadaşlarımızla beraber Burmalı mahallemizdeydik. Yukarıdaki mahallelerimizde kale etrafındaydık. O bölgeyi gezdik. İşte o bölgenin mutlaka doğal gazı da götürmemiz ve o bölgedeki fakir insanlarımıza kömür yardımı yapacağımız yerde doğalgaz sobası ve belki de doğalgaz yardımı yaparak hem Afyon'u daha temiz bir enerjiye kazandırmamız, hava kirliliğini azaltmamız ve o bölgede de ciddi bir yeniden dönüşüm sağlamamız lazım. Bakıyorsunuz çok tarihi, 1000 yıllık bir çeşmenin, bir caminin etrafına gece kondular yığılmış ve o tarih eser orada perişan oluyor. İşte bunları gün yüzüne çıkartmamız lazım. Bir taraftan malum hem Mısri Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlama noktası için işte şirket anlaşıldı ve onlar teker teker tespitlerini yapacaklar. İmalat Camii'nin arka tarafındaki kentsel dönüşümle ilgili
bugünlerde binaların tespiti, bunların değerlendirilmesi, vatandaşlarımızla konuşulması, ranta dönüşmeden gerçekten bir dönüşüm olan, insanların hakkını aldığı ama Afyonkarahisar'ın da o güzel mimarisinin ortaya çıktığı bir sistemi kuralım arz ediyoruz. Belediye başkanımızın vermiş olduğu sözlerden en önemlilerinin birisi Afra'ydı. Afra ile ilgili bakanımız da malum proje ihalesini Devlet Demir Yolları 1. etabı ile ilgili yaptı. Projesi bittikten sonra bunun Allah nasip ederse bu yıl 2021 yılı itibariyle birinci bölümünde temel atalım ve başlayalım arz ediyoruz. Bir taraftan da merkezi gardan itibaren uzun çarşıdan kaleden o bölgeyi bir nostaljik tramvay gibi bir sistem yapabilir miyiz? O da çalışma devam ediyor. Bir taraftan Kurtuluş'tan Mecidiye'den başlayıp Kurtuluş'tan şu anki mevcut müzeye ve oradan Konya'yla devam eden ve Afyon'un trafiğinin en yoğun olduğu yeri hangi sistemle, lastikli sistem mi, demir yolu, hafif raylı sistem mi, bunun çalışmasına devam ettiriyoruz. Bu kısmı önemliydi ve Allah'a hamdolsun sözleşmenin bir kısmı yapıldı, diğeri de devam ediyor. Kentsel dönüşüm söz verdik, geldi şirket çalışmalarına başladı. Şeyle ilgili, millet bahçesiyle ilgili iki millet bahçesi sözümüz, askeriyemizin yerinin bir kısmını imzalandı. Belediyemiz bu yaz itibariyle inşallah alacak. Askerlerimiz için komutanımızla belediye başkanımız konuştular. Onların binalarını yapacaklar ve yaz itibariyle oraya taşınacak. Orada garnizon millet bahçesi olarak orasını faaliyete sokacağız. Yine Cihit Kayası'nın etrafındaki alanla ilgili yıkılması gereken binaların çok önemli bir kısmının sorunlarını çözdük. İşte yıkım aşamasına getirdik. Onların başka yerlere taşınması, mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve projesi hemen hemen bitti. Bir sunum yaptılar bana da. Ben de gördüm. Gerçekten çok güzel. Afyon'da artık yüksek kat konusunda da ısrarlı belediye başkanımız. Altı katın geçmeyecek. Afyon coğrafyası müsait. Zaten biraz daha merkezi yerlerde zemin sağlam değil. Yeni açılan bölgelerde. Bunu dikkate alarak çok yüksek olmayan, belirli bir emsali koruyan, yatay mimariyi dikkate alan, huzur bulacağı bir şehri beraberce kuracağız. Başkanımızın da, bizim de, hepimizin hep beraberce gayreti buna yöneliktir. Teşekkür ediyorum. Polat Bey, buyurun. Ben bir şey merak ediyorum. Bunu samimi olarak merakımdan soruyorum Sayın Vekilim. Şimdi açık cezaevleriyle ilgili izinli sayılma süresi 31 Ocak'a kadar tekrar uzatıldı. Onu biliyoruz. Şu anda pandemi açık ve cezaevlerinde, tevkif evlerinde etkili mi, var mı, o tür bir durumlar yaşanıyor mu? Şöyle, çok sınırlı olarak yaşanıyor. Yaşanmıyor dersek yanlış olabilir belki ama çok sınırlı bu. Açık cezaevi ile kapalı cezaevlerinde çok temel farklar var. Açık cezaevi hiçbir sınırın olmadığı, mahkumların istediği zaman girip çıktığı bir alan. Kapalı cezaevi ise ciddi bir hem dış kontrol jandarma hem iç kontrol infaz koruma memurlarının olduğu çok steril bir alan. Bir infaz koruma memuru arkadaşımız girdiğinde bazen 10 gün oradan çıkmıyor. Sırf pandemi bulaşmasın diye. Bizim Afyon bu açıdan gerçekten Türkiye'de hem Afyon hem cezaevlerimizin çok büyük kısmı dışarıya göre en az pandemi ve COVID hastalığının olduğu yerlerimiz. Sık sık söylüyorum efendim içeride pandemi şu oldu, pandemi hatları çok yükseldi, af çıksın. Bunlar doğru şeyler değil. Yani toplumu yanlış yere yönlendirmek ve insanları umuda sevk etmek kadar yanlış bir şey olur. Biz infaz kanununu düzenledik. İnfaz kanunu ile ilgili de süreç bitti. Bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 120 bini aşan insan tahliye oldu. Bu kadar büyük bir sayı. Allah'a hamdolsun çok büyük bir olay olmadı içeriden çıkanlardan. Elbette ki suç işlemi alışmış bir insan çıkınca yine suç işleyip girebilir. Ama bunlar çok daha sınırlı oldu. Ben bu kanun hayatımdaki en zorlandığım kanunlardan birisiydi. Yaklaşık 6 aydan fazla, belki 1 yıl çalıştık. Gerçekten günlerce böyle her bir kelimeyi onlarca kez okuyarak acaba bir şey yanlış yapar mıyız? Haklı haksızı
da bir yanlışlık yapar mıyız diye düşüne düşüne bir kanun çıkarttık. Geçmişte bunun mesela Rahşan Affı Kanunu. Rahşan Affı Kanunu'ndan sonra ne kadar olaylar oldu? Cezaevinden çıktığı gün onlarca kişi öldürüldü cezaevinin kapısında. Bugün bunların hiçbirisini yaşamadık. Çünkü doğru bir kanun çıkarttık. Uygulaması da önemli bir kısmı doğru oldu. İçerideki infaz konu memurlarımız, başsavcılarımız, cezaevi savcılarımız, birinci, ikinci müdürlerimiz çok büyük emek sarf ediyorlar. Gayret sarf ediyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Veya bir hastalık derhal ilgili steril odaları alınıyor. Afyon'da yeni cezaevlerimiz yapıldığı için. Bakın Buca'da deprem oldu. Yaklaşık, yani yanlış olabilir ama 1500'ün üzerinde tutuklu hükümlü Afyon'a geldi. Bunları kayabilecek yerimiz vardı. Şimdi Bolvadin cezaevimizde yine bu kadar büyük bir yer. Ocak ayı itibariyle orası da faaliyete geçtiğinde çok daha rahatlayacağız. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Sosyal medya üzerinden de sorular geliyor. Sevgili vekilimize sorar mısın? Askeri havaalanı sivil uçuşlara açılacak mı diye bir soru sormuş vatandaşımız. Askeri havaalanı bizim seçim dönemindeki en önemli sözlerimizden birisiydi. Evet. Burada tabii Sayın o zaman Milli Savunma Bakanımız, Hulusi Akar Paşa'mız, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız ilk defa Cumhuriyet tarihi boyunca evet burayı açabiliriz dediler. Daha önce Zafer Havaalanı'nın açılma sebebi, yapılma sebebi Afyon Havaalanı'nın, askeri havaalanının sivile açılmamasıdır. Bu sebeple mecbur kalındı ve o nedenle o havaalanı yapıldı. Şimdi biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da, Sayın Bakanlarımıza da hepsine ilettik. Tabii devlet bir değerlendirme yapıyor. Zafer Havaalanı'ndaki sayılara, bir de pandemiyle bütün uçaklar durdu. Acil ihtiyaçlar ötelendi. Devletin yatırımının başka bir noktaya. Bizim hedefimiz, bizim bu topluma sözümüz Allah'ın izniyle, yani süre veremiyoruz tabii. Burada süre de yanlış yapmıyor ama bir gün sivil uçakların bu havaalanına indiğini göreceğiz. Ben bu ümitle ve bu verdiğim sözüm arkasında koşarak yaşayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili vekilim, son artık yavaş yavaş programımızın son 8 dakikasında falanız. Bir vatandaşımız millet bahçeleri ne durumda vekilimize sorar mısınız? Az önce açıkladık. Açıkladı zaten o. Açıkladı. Yani soruyu biz tekrar etmiş olalım. Sorusunu sormuş olalım. Onun dışında Polat şimdi Bey, son hakkımı ben kullanayım. Özellikle iki soru öncesinde falan Çavuşbaş ya da eski kalenin etrafındaki bölgeden bahsetti Sayın Vekil. Bana göre Afyon'un en keyifli, en güzel, en tarihi dokusu o bölge. Afyon deyince Afyon Kalesi ve etrafındaki o tarihi yapı önemli bir yer tutuyor. Dünyanın da birçok yerinde bu tarz eski şehirler, işte Antalya'da Kaleci var, eski Antalya'nın olduğu yerdir. Şu anda turizmin kalbi orada atıyor. Diğer benzer işte Ankara'da da bilirsiniz Hamamönü diye bir yer var. Neredeyse 4-5 sokak. Fakat insan rahat dolaşamıyor. O kadar büyük bir kalabalık var ki. İşte Beypazarı aynı şekilde. Oysa bizim Afyon'daki kale ve etrafıyla birlikte onların hepsinin toplamından çok daha değerli, çok daha görkemli binalarımız var. O sokaklarımız çok daha iyi. İşte içerisindeki camiler, ibadet yerleri, Türkiye'de birçok yerde olmayacak kadar çok çeşitli ve zengin bir yapısı olmasına rağmen turizm konuşulurken Afyon'dan hiç o bölge bahsedilmiyor maalesef. Orayı tamamen Gecekondu Mahallesi'ne terk etmişiz. Şehrin en fakir, en gariban insanların yaşadıkları bir bölgeye çevirmişiz. Halbuki orası turizmin çıkış noktası olması gereken bir şey. Özellikle de doğalgaz veya işte afşet çıkar mı bilmiyorum. Önce oradaki ısınma sorununu çözmek lazım ki diğer oradaki konaklar kafeye dönüştürülebilsin, restoranta dönüştürülebilsin, otele dönüştürülebilsin. Bu konuda biraz bir şeyler bahsettiniz ama ben de en azından içimde olanları size aktarmış olayım. Ben de sizin aynı fikirdeyim. Mesela inşallah şu anda belediyemiz bir gastronomi merkezi, sunum merkezi yapacak. Bellioğlu Konağı olarak bilinen Uluküllük'teki konağı ve yine bir büyük konak var. Onu da
bir Kafkas derneğimize verildi. İnşallah Ocak ayı itibariyle bu konağımız faaliyete geçecek. Televizyon programlarımızı bence orada yapmalıyız. Çekimlerimizi orada yapmalıyız. Oradan Afyon'a bakarak o güzelim konaktan bütün Türkiye'ye ve dünyaya Afyon'u tanıtmalıyız. Afyon'un bütün güzel yemeklerini o konakta sunmalıyız. Ve tarihe, kültüre uygun bir şekilde oradaki işte en mühim mesele bir ev içinde insanla yaşar. Binalar insan varsa yaşam, bina da canlanır, sağlıklaşır. İnsan yoksa bina çürümeye başlar. Tabii modern toplum artık ısınma olağanüstü önemli ve kalorifer olması gerekiyor. Kalorifer olması için de ya doğal gaz olacak ya sanjet, afşet. Afşet o bölgede pek mümkün değil. Teknik olarak da mümkün değil. Ama doğal gazla ilgili yapılabilecek en hızlı ve net çözüm biraz zaman alıyor. O bölgelere doğal gazı getireceğiz ve insanlarımız fakir. Büyük kısmı sosyal yardımla da geçiniyorlar. Bunlara biz valimizle konuştuk. Dedik ki daha önce Mustafa Tutmaz valimizle hatta bir karar da almıştık. Biz kömür yardım yaptığımız ailelere doğal gaz sobası alalım. Doğal gaz sobasıyla doğal gaz kaç paralık kömür verdik? 1.000 TL. 1.000 TL'lik doğal gaz alalım. Onu yardım yapalım. Ve bunların dönüşüm olduğunda diğer insanlar doğal gaz geldi mi herkes evine çektirir. Ve konaklar tamir edilmeye, güzelleşmeye başlar. Restorasyonlar tamamlanır. Benim Çankaya İlçe Başkanı olduğum dönemden bir gençlik kollarımda kızımız vardı. Hacettepe Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Doktora konusu Afyon Karahisar Konakları. Afyon Karahisar Konakları ile ilgili Türkiye'yi gezdiğinde en çok sayıda ve en çok çeşitlilikte Türkiye'deki konak olan yer Afyon Karahisar. 1903 yangını çıktığında Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han Osmanlı coğrafyasının her yerindeki konak ustalarını da Afyon'a getirtiyor. Konak ustaları bölgelerinin mimarisini de Afyon'un mimarisiyle birlikte yapıyor ve büyük konaklar hem sayısal olarak hem estetik olarak hem farklı farklı mimaride olarak Afyon'a yapılıyor. Bizim bunu öne çıkarmamız lazım. Adım adım epey bir noktaya geldik. Sokak sağlıklaştırması devam ediyor. Yaşanır hale getirmek için doğal gazı getirmemiz lazım. Bunu da ısrarla belediye başkanımızla konuştuk. Kalenin etrafındaki bir kısım kötü görünümleri temizlememiz lazım. Dönüşümü bitirmemiz lazım. Bunlar olacak Allah'ın izniyle. Bu dönem bütün gücümüzle bunlara yükleneceğiz. Belki kaleye çıkışı kolaylaştırmak da bu paket dahilinde ele alınabilir. Tabii biliyorsunuz ihalesi bir kere iptal edildi. Pahalı bir sistem. İnşallah belediye başkanımız her halükarda gerekirse ben yapacağım ama bunu yapacağız diyor. Yapacağız inşallah. Biz de Allah razı olsun. Teleferik çok pahalı ve kalenin yukarıdaki yerde de çok büyük alan kaybeder maalesef teleferik olursa ama böyle yatay asansörler var. O tarz bir çalışma çok daha orası için daha maliyeti az ve daha şık durur gibime geliyor. Ama yatay asansör de o zaman teleferiğin verdiği bakarak, seyrederek görselliği ortadan kaldırır. O zevki vermez. Sadece sizi kaleye çıkarır. İkisini beraber yaşamamız lazım. Yani Iğdırlık'tan kaleye, Afyon'un konaklarına bakarak gitmek lazım diye düşünüyorum. Ya bunların hepsi konusunda ama benim tercihim şeyden yana, teleferikten yana. Sevgili vekilim çok teşekkür ediyoruz. Kısa da olsa sizi Ege TV'de misafir ettik. İnşallah ileriki günlerde uzun soluklu zamanında başlayan bir program inşallah yaparız diyoruz. İnşallah. Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili Ege TV izleyenleri, bugünkü Kocatepe'den Bakış adlı programımızın konuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekili AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Ali Özkaya'ydı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ömer Bey, Polat Bey sizlere teşekkür ediyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Artık Ege TV, Digiturk 656. kanal ve D-Smart'ta 278. kanaldan da izlenebiliyor. Efendim bizler Kocatepe'den bakmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde farklı konuk ve konuklarımızla birlikte olmak dileğiyle.